Şimdi siz Anadolu'dan geliyorsunuz, Denizli'den geliyorsunuz. Özellikle Anadolu'daki yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması çok önemli bir konu. Önemli. Siz de KATSİ sistemine dahil oldunuz. Ne kadar zamandır bu sistemdesiniz? Onunla başlayalım. Yaklaşık biz bir yıldır KATSİ bayisiyiz. Bir yıldan bu yana da gerçekten çok altın topladık, ekonomiye kazandırdık diyebilirim. Daha da iyi olacağını düşünüyorum. Bir yıldır da yapıyoruz. Nasıl tanıştınız sistemle? Sistemle aslında tanışmamız biraz enteresan. Bir bankacı arkadaşımız sayesinde tanıştık. Böyle böyle bir sistem var. İyi olacağını düşünüyorum diye bize geldi. Biz de İstanbul Altın Afilesi ile hemen iletişime geçtik. Arkadaşlar hemen geldiler sağ olsunlar. Bize sistemi anlattılar. Zaten sistemi anlattıklarında ben iyi olacağını düşünmüştüm o esnada ama birkaç gün ben onlardan müsaade istedim. Bana dedim biraz müsaade edin, bir etraflıca düşünelim. Biz düşündük, kendi aramızda da konuştuk. Hakikaten bu sistemin hem bize hem vatandaşa ve hem bankalara da fayda olacağını düşündük ve hemen biz bu sisteme dahil olmak istiyoruz dedik ve biz de dahil ettiler sağ olsunlar. Peki o günden bugüne sistem size ne kattı? Yani diğer kuyumculardan daha farklı olduğumuzu düşünüyor musunuz? Tabii ki sistem bize o kadar çok şey kattı ki hani hakikaten anlatsak yetmeyebilir diyebilirim. Zaten bir kere bir ADN noktası olduğunuzda diğer meslektaşlarınızdan şöyle bir ayrılıyorsunuz. Şu ADN noktasını bir açalım. Ben her programda konuklarıma söylüyorum. Nedir ADN noktası? ADN noktası altın değerlendirme noktası. Sizin altınlarınızı gerektiği şekilde, gerektiği gibi değerlendirip sisteme 24 ay olarak geçiriyoruz. Peki 7 gün boyunca geçirebiliyor musunuz sisteme? Tabii tabii 7 gün sabah 10 akşam 10 boyunca geçirebiliyoruz yani. Sistem çalışıyor. Peki nasıl çalışıyor sistem? Sistem şöyle, vatandaş altınlarını getiriyor. Bazen tabii çekimser olanlar da oluyor. Orada ikna etme durumunda da oluyoruz. Altınlarını getiriyor vatandaşımız. Atıyorum işte çeyrek altını var, bileziği var ya da takıları var. Bunları biz değerlendiriyoruz. Kaç ayar olduğunu, ne olduğunu. Sisteme dahil etmek için bir form doldurtuyoruz ilk önce. Ondan sonra bu banka aracılığıyla ve KATSİS aracılığıyla mesajlar geliyor, onay kodları geliyor. Bu onay kodlarıyla sistemi kalem kalem, tane tane, işte ne kadar ne varsa, ne kadar kaç gramsa o onay kodlarıyla birlikte girerek sisteme dahil ediyoruz. Özellikle şimdi müşteri açısından sistemin güvenliğini nasıl değerlendirmek lazım? Müşteri açısından aslında sistem çok güvenlikli. Şöyle güvenlikli, evde saklamak yerine bu sisteme dahil etmek bence çok güvenli. Ve zaten şu da çok iyi oluyor müşteriler ve insanlar için. Biz işlemi bitirdikten hemen sonra mağazadan çıkmadan hesaplarında görüyorlar. Bu da çok güven teşkil ediyor ve iyi bir şey oluyor. Yani güvenli sonuç olarak sistem. Peki Sedat Bey, bu sistem sayesinde sizin kapınızdan daha önce hiç girmemiş müşteri girmeye başladı mı? Evet, evet. Yani bizim normal bir müşteri portföyümüzün dışında iki kat daha fazla müşteri girmeye başladı. Şöyle düşünün. Yaklaşık 8-9 tane bankayla çalışıyoruz ve bu bankaların bütün müşteri portföyü sizde. İki kat daha fazla müşteri girmeye başladı. Tabii iki kat daha fazla. Peki böyle enteresan olaylar var mı? Var, olmaz mı? Aslında bütün hepsi bir enteresan da benim için en enteresan unutmadığım şey nedir? Bir anne kız gelmişti ADN için sisteme dahil etmek istemişlerdi altınlarını. Evet. Biz annenin işlemini yaparken oradaki bayan da mağazada dolaşırken pırlanta var mı? İşte ben pırlanta almak istiyorum diye kendime söyledi. Biz de pırlantaları gösterdik. Hay dedi, ben daha büyük bir şey istiyorum dedi ve mağazanın en büyük pırlantasını aldı. Gerçekten. Benim için en unutulmazı budur yani. Ne kadar bir pırlanta aldı? Yaklaşık 30 bin dolar civarında. 30 bin dolarlık pırlanta hem altını yatırdı, geçirdi hem de 30 bin dolarlık pırlanta. Sevinmişsinizdir. Çok sevindik tabii. Günün müşterisi oldu yani. Şimdi daha önce de Ozan Bey gelmişti konuklarımdan. O da yaşlı bir amcanın ceplerinden 2 kilo altın çıkardığını söylemişti. Sizde de öyle şeyler yaşanıyor mu? Evet, ben o programı Ozan Bey'i izledim. Aslında bizde de öyle olmuştu aynı bir şey. Bir tane amca geldi. Amca da normal yurdum. Aynı Ozan Bey'in anlattığı gibi dedi ki ben altın yatıracağım, KATSİS'e dahil etmek istiyorum. Tamam amca, biz çayını kahvesini söyledik. İşlemleri hallederken dedim ki amca ne yatıracaksın, neyin var dedim. Amcam şuradan bir tane parça çıkardı, buradan bir tane parça çıkardı. Toplamda 5 kilo altın yatırdı. 5 kilo altın üzerinden kilo mi çıktı? Aynen. Ve sistemde de bir problem vardı hatta. O esnada yapamadık. Dedi ki amca istersen hani altınlarını al, birazdan gel, sistem biraz problemli, işte bir program şey var, problem var dedik. O da dedi ki sağ olsun, ben dedi size güveniyorum, siz ADN noktasısınız. Burada kalsın altınlarım, ben işlerimi halledeyim geleyim dedi
öyle de bir olay yaşadık yani. Yani Sedat Bey, Anadolu insanı bu konuya artık alıştı mı, öğrendi alıştı mi? Alıştı, öğrendi. Gelenlere soruyor musunuz nereden öğrenmişler bu sistemi diye? Aslında nereden öğrendikleri çok değişken. Bankadan öğrenen var, televizyondan öğrenen var, radyolardan öğrenen var. Biz de tabii kendi çapımızda bir şeyler yapıyoruz, hani insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Öğrenen, yani çok yerden öğrenen insanlar var. Peki şimdi gelen insanlar altınlarının bir anda sistemden bankaya geçtiğini görünce şaşırıyorlar mı? Çok nasıl karşılıyorlar? Çok şaşırıyorlar. Şimdi ben getiriyorum. Evet. Hemen kaç dakika içinde geçiyor sisteme? 5 dakika önce. 5 dakika içinde evet. Hemen hesabımda görüyorum. Hesabında görüyor. Nasıl çok karşılıyorlar? Yani çok şaşırıyorlar. Hatta ben diyorum ki işlemi bitiriyorum, hemen hesabınızı kontrol edebilirsiniz diyorlar. Cep telefonundan cep şubesine giriyorlar. Nasıl olabilir böyle bir şey diye bir şeyde alıyoruz, tepkide alıyoruz yani. Peki getirenlerden böyle değişik sorular, değişik talepler de geliyor mu bu konuyla ilgili? Aslında hiç öyle değişik bir talep, değişik bir soru almadık. Çünkü sistem çok güzel. Sistem herkesin aklına yatan mantıklı bir şey. O yüzden hani çok böyle tuhaf bir soru almadım. Evet Sedat Bey. Evet. Yani birçok insan evde tutarım. Birçok insan da eğer bir getirisi olursa bankaya da yatırabilirim. Daha güvenli diyor. Ne diyorsunuz siz? Şimdi Anadolu'da büyük bir kuyumcu olarak. Şimdi aslında evde tutmak tabii tehlikeli. Bir de bunun getirisi var. Sisteme dahil etmelerini ben çok şiddetle tavsiye ediyorum yani. Peki özellikle diğer kuyumcuları da bu kat sistemi içinde olmayı tavsiye ediyor musunuz? Neler söyleyeceksiniz? Ben gerçekten şiddetle tavsiye ederim. Çünkü hakikaten bir ADN noktası olmak demek ilk önce bir prestij zaten. İstanbul Altın Rafinerisi gibi bir şirketle çalışıyorsunuz. Bir iş ortağısınız. Ben bu sisteme dahil olduğumdan ve sistemde olmaktan çok mutluyum gerçekten. Bunu hakikaten kendilerinde her seferinde dile getiriyorum. İyi ki tanışmışız. Peki son bir yıla baktığımız zaman sisteme giriş oranları arttı mı? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Arttı, evet. Hakikaten bir mesela biz geçtiğimiz 10-15 gün içerisinde günde neredeyse 1,5 kiloya kadar altın topladık yani. Günde 1,5 kilo. Günde 1,5 kilo, evet. Peki bundan sonrası için beklentiniz nasıl? Daha fazla olacağını düşünüyorum. Çünkü hem getirisi var hem evde tutmak sıkıntılı, tehlikeli. Daha fazla olacağını da düşünüyorum yani. Yani bundan sonrası için daha da fazla olacak diyorsun. Fazla olur, evet. Peki kapıdan girip de ya ben bu sistemi pek anlamadım, bir öğreneyim, sonra da altınlarımı getireyim diyenler de oluyor mu? Var tabii ki. O esnada dediğim gibi biraz önce konuştuğumuzda ikna edebiliyoruz yani. Hakikaten mantıklı ve iyi bir sistem olduğu için ikna oluyor insanlar.